Kars eski kaşarı, gravyer peyniri, yoğurt, ayran, taze kaşar grubu, beyaz köy tipi peynir, otlu peynir. Yaklaşık 27 çeşit ürün üretmekteyiz. 6 ay sonra yapılacak olan ürünü bile belki satmış durumdayız şu anda. Merhaba Çiftçi TV izleyicileri, Kars'tayız. Kars'ın hayvancılığından bahsettiğimiz kadar üreticinin son üretim, yani ürettiği ürünün katma değere dönüştüğü yerdeyiz. Ülke ekonomisi için büyük değere sahip olan Kars kaşarının üretiminle ilgili birazcık bahsetmek istiyorum. Ve çok güzel bir üretim merkezindeyiz, işletme merkezindeyiz. Tüm hijyen koşullarına sahip ve işletme sahiplerini tanıyacağız. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Birazcık sizi şeref tanıyalım. Şeref verdiniz efendim. Ben Mahir İşlekter. 2018 yılında sapı süt ürünlerini Kars Merkez Organize Sanayi'de kurmuş olduk. İki ortak olarak çalışmaktayız. Diğer ortağımın ismi de Mahir Merçit. Daha öncesinde kurumsal firmalarda çalışmıştık. Satış ve pazarlama konusuna hakimdik. Bu Kars'ta yapılan çiftçinin üretmiş olduğu sütleri burada biraz daha teknolojik makine ekipmanlarla, onların destekleriyle katma değere çeviriyoruz. Kars eski kaşarı, gravyer peyniri, yoğurt, ayran, taze kaşar grubu, beyaz köy tipi peynir, otlu peynir. Yaklaşık 27 çeşit ürün üretmekteyiz. Bu üretmiş olduğumuz ürünleri Türkiye geneline kargo yardımıyla dağıtmaktayız. Sıcak satış araçlarımızla Kars, Ardahan ve ilçelerine günlük yoğurt, ayran ve peynir servisini yapmaktadır. 2018 yılında kurduk firmayı. Devletimizden %50 teşvik desteğiyle, TKDK'dan %50 teşvik yardımıyla yaptık. 4 yıldır da her yıl daha iyi büyüyerek, farklı ürünler katarak, ürün yelpazemizi de genişleterek büyümekteyiz. Mahir Bey, bu çok güzel bir olay. Sizi tebrik ediyorum ilk önce. Teşekkür ederim. Asıl yani işletmenizi ziyaret etmemin sebebi, ben küçük ölçekli aile işletmelerini destekleyen bir üreticiyim aynı zamanda. Ve bizim için çok derece, son derece kıymetli olan sütün değerlendirilmesi konusunda aslında ilgileniyorum. Süt üretiminin zorlaştığı, insanların yavaş yavaş buradan çekildiği bir dönemde bu ürünün nasıl işlendiğini izleyicilerimize aktarmak için buradayım açıkçası. Zor bir bölgedeyiz, Kars'tayız. Ben süt hayvancılığının çok gelişmiş olmadığını düşünüyordum açıkçası buraya gelene kadar. Evet. Sizle tanışana kadar diyordum ki yani uzayı alıp veriyorlar, ne sütü var diye konuşuyordum. Evet. Şimdi o işleyiş nasıl oluyor? Yani sütü nasıl tedarik ediyorsunuz? Şimdi Kars'ta sanayi sütü olarak, yani büyük çiftlikler yok. Genelde orta ölçekli aile işletmeleri, yani 5 baştan 50 başa kadar en fazla olan işletmeler öyle. Yani ailenin kendi imkanlarıyla yapmış olduğu arılarda o şekilde kendi imkanlarıyla bakmaları. Yani sanayi sütü dediğimizde batıda biraz daha yaygındır. Yüzlerce baş hayvanlarla oluşan, günlük bir çiftlikten yaklaşık 5-10 ton, 20 Tabii. ton süt verebilen çiftlikler Minimum var. Minimum 500 litre Tabii. diyelim biz yani. Ama biz burada yaklaşık 100 kilometre sınır köylerine kadar bu coğrafyada karda, kışta, yani kış aylarında biraz daha zahmetli olmasına rağmen bu işi 12 ay sürdürmeye çalışıyoruz. Evet. Daha öncesinde yaz dönemlerinde herkes kendi köylerinde biraz daha küçük imalathanelerde, mandıra dediğimiz sistemde yapmaktaydı. Biraz daha kolaydı ama şimdi rekabetin de artmasıyla, ülkenin de bu ürünü daha çok istemesiyle, hatta şu anda yurt dışından da çok teklifler alıyoruz. Ürün istemesinden dolayı biraz daha, yani neredeyse tabiri caizse 100 kilometre ötede 100 kilo süt varsa da biz araba sürüyoruz oraya. Sürüyorsunuz Tabii. değil mi? Öncesinde biraz daha kolaydı. Şimdi yakıt giderlerinin, işçilik maliyetlerinin, ülkemiz koşullarında ekonomik giderlerin bu kadar artmasıyla daha da zorlanmaya başladık. Bu doğrultuda işte geçen yılında kurak gitmesinin etkisiyle birlikte Kars'taki hayvanların çoğusunun kesime gitmesi, hayvanların iyi bakılamaması, süt inekçiliğinin
daha da zorlaştığını gösterdi bize. Çoğu hayvan kesime gitti. Kısır kalmasından dolayı ya da yem bulamama kaygısından dolayı hayvanlar kesime gitti. Ama şu anda geçen yıla nazaran %35 kapasite ile çalışmaktayız. %35 yani kapasite. Süt bulmamız daha zor. Batıdan süt getirmeyi falan düşündük ama bölgenin rekoltesini yakalayamadık. Yani sütün kendine bizim özgü bölgeye bir kalitesi özgü, var tabii ki tabii, değil mi? Yağ oranı, pH değeri, taze gelmesi, rakımdan dolayı ve hayvan ırkından dolayı beslenme şekline göre de olmadı. Değil mi? Kaşar yapamıyoruz o sütlerden. Biz de kendi imkanlarımızla işte yapabildiğimiz kadar satmaktayız şu anda. Bu şekilde devam etmekte. Tabii şimdi zor bir kış geçirdik. Evet, gerçekten de öyle. Malum girdi maliyetlerinden dolayı hepimizin gündemde olan çiftçinin bunları karşılayamamasından dolayı süt hayvanlarını aşırı derecede zaten pazarlarda da görüyoruz, dişi evet, hayvan kesimlerini. Siz de böyle bir tesis kurmuşsunuz. Sütü bulmak zorundasınız. Nakliye masraflarını artık düşünmüyorsunuz. Mesela hep bizlerden üretici olarak konuşacağım evet, şimdi size. Bizlerden nedir? Deriz ki yani biz üretiyoruz, bizim maliyetlerimiz çok yüksek ama bir de sizin bu ürünü alıp bu tesiste elektrik var, işçi var, hijyen koşullarını sağlamak için var, bunun transferi var, bunun paketlemesi var. Böyle evet, bir maliyetiniz de var sizin. Tabii yani. Yani üretici kısmından baktığım zaman sizin maliyetlerinizi değerlendirdiğimizde bir de işin diğer boyutu var. Evet. Ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz? Yani sütü tedarik edebilmek için üreticiyi elinizde tutmanız gerekiyor. Siz evet, bu konuda mutlaka çalışmalar yapıyorsunuzdur. Kesinlikle. Yani bizim burada bizden daha öncesinde yaygınlaşmış bir sistem vardı. Köylüye bir yıl öncesinde hiç olmayan bir sütün hayali olan bir ticaret yapmaya başladık biz burada. Daha öncesinde de vardı bu sistem. Köylüye destek amaçlı avans sistemiyle çalışmaktayız. Yani batıda aydan aya alınan sütler ay sonunda faturası kesildikten sonra parası ödenirken biz burada bir yıl önceden köylüye avans olarak vermekteyiz. Dolayısıyla bizim de burada kayıplarımız olacaktır. Yani ineği olmayan insanlara da belki para vermiş olacağız. Ya da sütü olmayan, ineği kısır kalmış ineğin bile belki parasını almış olacak bizden. Ve geçen yıla göre de ekonomi bu kadar, yani yılda %100 artmış olmasına rağmen geçen yıl verdiğimiz paraları değerlendirirsek bizim de kayıplarımız olacaktır. Tabii mutlaka. Tabii. Çünkü şimdi düşünüyorum ben, yani çok büyük bir risk içerisinde aslında. Kesinlikle. Bu. Siz sütü yerinde tutabilmek için üreticiye para veriyorsunuz. Önümüzdeki sene, yani gelecek sene içerisindeki süt fiyatının yaklaşık bir miktarını veriyorsunuz değil mi? Yani şöyle, Ulusal Konsey'in açıklamış olduğu fiyattan biraz daha düşük alınıyordu öncesinde. Bir 30 kuruşlar, 40 kuruşlar düşük oluyordu. Ama şimdi dün de siz de bilirsiniz ki Ulusal Konsey'in açıklamış olduğu süt fiyatı soğutulmuş çiğ süt olarak 7,5 TL artı 20 kuruş da devletin vermiş olacağı evet, teşvikle 7,70'e alınacak. Dolayısıyla köylü de haklı olarak onların da girdi maliyetleri, yemin kilosu da 5 lira, süt de 5 lira. Yani köylü de ayakta kalabilsin diye bizden o fiyatları bekleyecektir tabii, mutlaka. Ama şöyle düşündüğümüzde 100 kilometre öteye, 100 kilo süte gittiğimizde bir yakıt maliyetini de düşündüğümüz zaman maliyet iki katına neredeyse çıkmakta. Tabii sanayi ki, sütü olsaydı 100 kilometreye gidip 10 ton süt getirmiş olsaydık maliyetler biraz daha düşmüş olacaktı ki dolayısıyla avans da dağıtılmış ve bu elinde olmayan imkanlardan dolayı hayvanlarını satmış olan köylülerimiz, çiftçilerimiz, iş ortaklarımız var diyelim. Bunların da sütünü verememek gibi bir durumu var. Dolayısıyla geçen yıl kapasitesini dağıtmış olduğumuz paranın belki %50'sini toplamış olacağız ki bu da bizim için böyle bir imkansızlıkta enerji tasarrufunun tabii kaynaklar ve işçilik masraflarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde tam kapasite çalışamamak da bizim için büyük bir zarar olmuş olacaktır. Şimdi kalite anlamında konuştuğumuz zaman Kars, yani üretim şeklinizi birazcık bize anlatırsanız, ben çünkü çok sevdiğim bir peynirdir. Evet. Yani tüketici kısmına baktığımız zaman birazcık onun hakkında bilgi alırsak bu da beni memnun eder. Şimdi Kars kaşarı, yani kaşar denilince aslında belki dünyada
Ben Türkiye'de bir, dünyada da yani bazı peynirler kendi grubunda kaşarda Kars bir numara ürün yapmakta. Kars kaşarı denince de zaten bizim yaz döneminde yapmış olduğumuz, coğrafi işaretini de aldığımız eski kaşar, sulu haşlama olarak yapılır. Bu kaşar akla gelir. Şu sırada gördüğünüz ürünler yaz döneminde Mayıs ayı, Mayıs'ın biri itibariyle 7. ayın sonlarına kadar sütün olduğu durumda 8. aya kadar devam etmekte. Yapmış olduğumuz günlük sütü taze sabah akşam yani pH dengesi bozulmadan toplayarak getirdiğimiz sütlerden. Bu da sadece Kars sütünden olmakta ki bizim buradaki hayvan ırkının ve coğrafyanın, rakımın etkisiyle hayvanın dışarıda otladığı dönemde. Meradan, yaylım sisteminde. Şimdi 12 ay boyunca biz taze kaşar yapabiliyoruz belki ama eski kaşarı yapabilmemiz için 3 ay zamanımız var. O süre içerisinde ne kadar süt toplayabildiysek, ne kadar yapabildiysek 1 yıl içerisinde o ürünü satmaktayız. Şu görmüş olduğunuz ürün Kars coğrafi işaretli eski kaşarı. Ürün tabii daha yeni yapıldığı için bekleyecek, bir fermentasyon süreci yaşayacak. Yaklaşık 45 gün falan depolarda bekleyecek. Burada işte çuvallanacak. Sonrasında satışa hazır hale gelecek. Ama tabii biz yine 2-3 ay bekledikten sonra, ürün daha da rehasını aldıktan sonra satmış olacağız. Eski kaşar Türkiye'nin her tarafına Kars'tan gitmekte. Gitmekte. Yani evet. Kars çiftçisinin burada birer kilo sütüne kadar, yani bir kilo da üretmiş aslında olsa, tabii kapısına kadar arabayı sürmüş oluyoruz. Oradan o sütü taze bir şekilde fabrikaya hızlı bir şekilde ulaştırmış oluyoruz. Bu ürünü de burada işte teknolojik ekipmanlarla ama biraz daha eski sistemde Malakanlardan kalma bir kültürle Kars kaşarı haline çevirmekteyiz. Bunu da gerekirse tabiri caizse birer kilo olarak ta Edirne'ye, Kars'tan Edirne'ye, Edirne'den Kars'a denilen kelimeyi biz de Kars'tan Edirne'ye kadar Türkiye'nin bütün illerine, evlere kadar kargolar vasıtasıyla ulaşmaktayız. Talep çok fazla. Yani arz talebe yetişememekteyiz şu anda. Çünkü hayvancılık da biraz daha zayıflamış durumda. Evet. Süt olmadığı için, yani olmadı değil de yani az olduğu için talebe cevap verememekteyiz. Kars'ta yaklaşık organize sanayi bölgesinde geniş kapsamda çalışan 22 tane süt fabrikası. Ayrıca çoğu köylerinde de olan mandıralarımız var. Eski mandıra şeklinde olanlar var. Bunlar da bu ürünü yapmaya devam etmekte ve şöyle biz 6 ay sonra yapılacak olan ürünü bile belki satmış durumdayız şu anda. Yani çok, o kadar siparişlere cevap verememe işte durumundayız. İşte buradaki açığınız galiba birazcık da üretim alanı, yani üreticinin buradaki talebi karşılama pozisyonunda birazcık bir şey görülüyor. Kesinlikle. Sıkıntı görülüyor yani. Yani şimdi teşvikler de var. Böyle bir durumda teşvikler de verildi. Hayvancılık üzerine ahırlar, çiftlikler üzerine teşvikler de verildi. Başarısızlıkla sonuçlananlar da oldu. Başaranlar da oldu. Ama biz yine de o sütün tonajını yakalayamadık. Yani biraz daha besicilik ön planda tutuluyordu şu ana kadar. Biraz daha genç kuşağın bu işi, işten uzaklaşması, merak sarmaması ile biraz hayvancılıktan uzaklaştık sanırım. Şu anda biraz daha böyle kurumsal firmalardan arkadaşlarımızın söylediği, acaba bir çiftlik mi kursam, hobi amaçlı mı yapsam ya da işte gerçekten para var bu işte, bunu mu düşünsem diye insanlardan geri dönüşler alıyoruz, görüyoruz ki zaman herhalde ona gelecek. Kars'ta da sanayi sütçülüğü artık gelişmeye başlayacak. Yani çiftçi olmayıp sonradan çiftçiliğe heveslenen insanlar sayesinde belki yatırımlarını o şekilde yapmalarından dolayı belki Kars'ta da sanayi sütü olur da biz de sıkıntısız bir şekilde arz talep karşılığında çalışmış olacağız. Şurada bir parantez açabilir miyim? Sanayileşme Kars'a tabii ki tüketim ürünü olan Kars kaşarını sürdürebilmek, ihracata yönelik çalışabilmek anlamında ilerlemesi gerekiyor. Çünkü evet, talep buna doğru gidiyor. Meralarınız çok yaygın. Bu tonajlı süt sağımına iş girdiği zaman biliyorsunuz ben Ege bölgesindenim, İzmir'deyim ve bizdeki süt tonajlarını siz gayet iyi yakından takip ediyorsunuz. Irk olarak da biz zaten farklı, Holstein ağırlıklı, sizin buralarda Melez, Montafon, Simmental ağırlıklı gitmekte.
süt kaliteniz dediğimiz gibi bitki örtüsünden, coğrafyadan farklı. Bu arama öyle. Peki bu sanayileştiği zaman, evet, bu hayvanlar o modern çiftliklere girdiği zaman, evet, işte oradaki aromayı tekrar yakalayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani doğru ırk hayvanla yapılırsa olabileceğini düşünüyoruz. Yani küçük kapsamlı denemelerimiz oldu bizim burada. Simmental, Holstein cinsi inekler getirildi ama Holstein'dan olmadı ama sünya oranı, kuru madde oranı farklıydı. Ama simmental ve bazı melezlerden türetilen hayvanlardan şu anda başarılı olan küçük kapsamlı çiftçilerimiz var. Var değil mi? Yani tabii özellikle bu hayvanların yani yaz döneminde açık hava besinlerinde olması, belki kısa bir süreliğine kendi etrafında merada yaygınlaşması fayda sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Daha önce denendi olabilir. 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 Güzel. Evet. Çünkü hakikaten çok kıymetli bir ürün ve bunun için de gençlerin de şu anda biliyorsunuz hayvancılıktan uzaklaşması, küçük aile işletmelerinin yavaş yavaş kapatılmasından dolayı böyle değerli bir bölgenin evet, üretime daha hızlı girmesinden yanayım ben. Yani bu bölgede bir çalışmanın son derece hızlandırılmış bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Siz de bunun işletmecisi olarak projeleri desteklediğinizden eminim ki evet, yani süte verdiğiniz önemi şu anda anlattığınız bilgilerden ben gayet iyi aldım ve sezgilerimi de ona göre söyleyeceğim. Üretici ürününü koruyabilmesi için, bu akışın devam edebilmesi için dişi hayvanların desteklenmesi gerektiğini, kesinlikle, sonuçta ona geliyoruz. Sizin kesinlikle, zaten süt parasını bir yıl önceden vermenizin, yani işletmelerin, buradaki işletmelerin bunun hep beraber bu kararı almış olmaları evet, çok güzel bir davranış. Yani ben üretici olarak düşünüyorum, önümüzdeki yılın şeyi, sütünü alabiliyorsam, kaba yemimi tedarik edebiliyorsam üretimimden çok kolay kolay kaçmamam gerektiğini rahatlıkla bilirim yani evet, bir şekilde garanti gibi hissederim kendimi. Ama o bile yeterli kalmadı çünkü belli bir açık görüyor ya hani evet, burasıyla batı arasındaki açıklığı. Bunu da devlet destekleri de geliyor. Bir de anaç destekleri araya girdiği zaman yerine oturacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi şöyle bir durum var Nurcan Hanım. Yani 4 yıl öncesinde biz bu fabrikayı kurduğumuzda sütün litre fiyatı 1 TL'ydi. Bugün 7,5 liradan bahsediliyor. Ki Kars için ne kadar yani soğutulmuş çiğ süt, soğutulmuş zincirin kırılmaması gereken süt için açıklanan fiyat ama bizim burada da yani 5-6 liralara kadar çıkacaktır. Gelecek. Tabii ki. Süt çıkacaktır burada. Yani köylü de sütün ne kadar para ettiğinin farkına varacak artık. Yani daha öncesinde işte bir ton süt verip 1000 lira aldığı zaman köylünün belki bir ihtiyacını karşılamıyordu. Çünkü bir asgari ücret o dönemlerde 2800 liraydı. Asgari ücretle çocuğunu işte kardeşini gönderip Kars'ta ya da başka bir şehirde çalıştıranlar vardı. Şimdi sütün litre fiyatı 7500 lira olursa eğer bu itibarla köyde yani 1 ton süt veren bir asgari ücret, hatta 1,5 asgari ücretten fazla para kazanmış olacak ki. Tabii bir de bu kendi ihtiyaçlarını alacak, da görecektir. Tabii ki yavrusunu yani alacak. Yani biraz daha para etmesine bağlıydı. Şu anda ben biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani süt inekçiliği de Kars'ta bu saatten sonra daha ön planda tutulacaktır diye düşünüyorum. Yani faydası illa kesinlikle ki olacaktır. Kesinlikle yani açıkçası ben de o düşüncedeyim. Evet. Bunu dile getirmenizi istedim. Yani bunun sürdürülebilirliği için bu tarafın yüklenmesi yani güçlendirilmesi gerektiğini artık net bir şekilde biliyor kesinlikle, herkes. Yani iyi bir para getireceğini, üreticinin artık tatminkar olacağını, tabii ki girdi maliyetlerimizin arasında kaba yem tedariği buradaki bölgede nasıl oluyor bilmiyorum. Yani az çok bazı konuşmalar yaptığımda kaba yem, ondan sonra besi hazır yemi en kış aylarında çok ağırlık veriyorsunuz siz. Kış aylarında içeride bakıldığı dönemde. O dönemde bir sıkıntı yaşanıyor gördüğüm kadarıyla. Ama ondan sonra bu denge kurulduğunda üreticinin bundan ayrılacağını ben de düşünmüyorum. Çok güzel bir çalışma olur bu şekilde olursa. Evet. Harika yani diğerinde zaten çok hızlı bir hayvan pazarı var. Bu hayvan pazarında da danasını da satıyor. Diğer ihtiyacını da karşılıyor. Kesinlikle. Yani bu taraftan sütünü de siz destekliyorsunuz. Hani bunu da ben yapmam derse artık bilemiyorum. Yani bizim ham madde bulmamız kolay değil. Yani çözüm bulunabilecek bir şey de değil. Biz yani çok büyük fabrikalar da yapsak, çok büyük yatırımlar da yapsak
En güzel fabrika köylünün ineğidir bence. Hem buzağısıyla hem sütü ile bence bir inek bacasız bir fabrikadır. Bu doğrultuda genç arkadaşlarımızın bu yönde teşviklerden de yararlanarak, yani kendi imkanlarını da seferber ederek bu işe girmelerini tavsiye öneriyorum. Tabii ki kesinlikle, yani kesinlikle çünkü bitmeyecek bir sektör. İnsanın kalsiyum ihtiyacı bitmeyecektir. İhtiyacı doğrultmak için de, karşılayabilmek için de kesinlikle süt ve süt ürünlerine ihtiyaç duyacağız. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de genç arkadaşlarımız, özellikle köydeki genç arkadaşlarımız ellerindeki mesleğinin çok kıymetli olduğunu bilmeleri gerekiyor bence. İşte bunu biz gençlerimize aşılayamıyoruz. Tabii ki bunlara, evet, dedim ya, öyle bir dönemden geçtik ki hem pandemi dediğimiz bir salgınla mücadele ettik. Evet. Hem dünyadaki ekonomik gıda krizinle mücadele ediyoruz. Şu anda iklimsel kuraklıklarla mücadele ediyoruz. Öyle bir kaos bir yıldayız ki aynı zamanda da desteklemeler arttırılmaya başlandı. Çünkü bu kaosun içerisinde bir sürü şeyler yaşadı üretici. Gençleri burada tutmak çok önemli. Bunun ne, kesinlikle, kadar kıymetli olduğunu da zaten şimdi siz söylüyorsunuz. Ben de, evet, görüyorum. Birçok insan da görüyor. Tabii ki bu geçiş döneminde evet, bedeller ödendi. Evet. Ödenmeye de devam ediyor. Çok üzücü olacak ki işte dişi hayvanların satıldığında yerine koyma maliyetleri artacak. Gençler ailelerinin o dönemlerde çektiği sıkıntıları biliyor. İşte geri dönüş nasıl geçecek, o evreyi şu anda yaşıyor gibiyiz bence. Yani biraz daha, yani devletin teşviklerinden yararlanabilirler diye düşünüyorum. Bu konuda genç çiftçilere devletimiz teşvikler vermekte. Ajanslarımız var. SERKA, TGDK, yani başka bölgelerde farklı isimlerle hareket eden ajanslarımız var. KOSGEB'den yine teşvikler geliyor. Bu teşvikleri çok iyi teşviklerden çok iyi yararlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu fırsatların kaçırılmaması gerekiyor. Evet, ki biz de bu şey fırsatlardan birini kullandık. Burada şunu söyleyelim ki böyle işletmelerde, hani gençlerimiz hep bana da soru soruyorlardır. Size de, siz de çünkü devlet destekli bu işletmeyi yaptığınız için böyle abuk subuk şeylerde görüyoruz. Danışmanlık hizmetiydi, şöyleydi, böyleydi, şunu, evet, hallederiz, bunu hallederiz gibi ilanlar görüyoruz bazı, evet, yerlerde. Maalesef birçok insan da buralarda suistimal edildiği. Bence burada en doğru nokta yine bakanlığımız koyacaktır. Yani bu işe girecek olan gençlerimizin bu konuda tecrübe kazanabilmeleri adına bu sistemin işleyişini bence daha güvenli kılması gerektiğini düşünüyorum. Güvenli ve kolay ulaşılabilir, evet, olması gerekiyor, evet, bence. Yani, evet, çünkü evrak boyutu projeden daha zor. Yani şöyle, biz kurumsal firmalarda çalışmıştık. Onun deneyimi vardı. Ya şöyle, köylüye göre biraz daha avantajlıydık belki bu durumda. Çevremizin de etkisiyle. Biz yine danışmanla çalışmak zorunda kaldık. Tabii. Tabii ki danışmanların da olması gerekiyor bence. Doğru işini yapabilen danışmanlar, mimarlar projeli hazırlamada ihtiyaçtır. Ama yani köyde bir ağır yapmak için de danışmana, yani abuk subuk rakamların çıkmaması adına evrak boyutunun biraz daha kolaylaşması gerekiyor. Özellikle bu konuya değindiğiniz için de teşekkür ederim. Yani tabii ki belki danışman arkadaşlarımız izleyecekse kızacaklardır. Yani, yani mutlaka üzülecekler. Bu da belki bir şeydir ama. Biz bazılarını tevzi, evet, ediyoruz bu durumda ama benim, kesinlikle, de etrafımda, çevremde bundan canı yanmış insanlar çok var. Atıl işletmeleri görüyorum. Yani artık onların tekrarını, evet, yaşamamak adına, gerçek üretime katkısı olacak işletmeleri kurabilmek adına söylüyoruz bunu. Kesinlikle. Yani proje maliyetinin yüzdesiyle anlaştıkları için ihtiyaçtan daha büyük projeler. Öyle ki bazı arkadaşlar yani bütün imkanlarını seferber etti. Çiftlikleri oluşturdular ama içine hayvan koyabilecek kadar paraları kalmamıştı. Evet. Yani bu durumların da değerlendirilmesi gerekir. Ama bu konuda devletten beklentimiz biraz daha kolaylaştırmaları. Yani insanların kendilerinin hazırlığı, tabii ki güvene dayalı olacak belki ama farklı bir şekilde güven alabilirler yapılıp yapılmayacağına dair. Ama projeyi kendileri yürütebilirse kendi imkanlarına, kendi coğrafyalarına uygun çiftlikler ya da şeyler yapılabilirse biraz daha kontrollü olur. Tabii yani ki boş kalmamış çiftliklerimiz olacaktır.
bu konuda desteğe ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Kesinlikle, ben de sizinle aynı görüşteyim. O yüzden zaten bu konuya değindim. Ne kadar güzel, bakın, bir danışman vasıtasıyla veya bir devletin desteğiyle böyle güzel bir işletmeyi kurmuşsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum. Bence sonuçta üretici için de çiftlik kurmak, yani doğru işleyişteki bir çiftliği kurmak, devletin tarafından bunun planlanıp projelendirilip üretici gençlerimize, yeni nesile onları eğitim seferberliğiyle, yani eğitimini kesinlikle de vererek, evet, bunu karlı duruma getirebilmek için bakanlığımızda yeterince elemanlarımız var, yani kurumsal, evet, çalışanlarımız var. Bunun bu şekilde çalışmasını istiyoruz. Bu şekilde oluşturulmasını istiyoruz. Siz de aynı görüştesiniz. Ben de aynı kesinlikle görüşteyim. Kesinlikle. Herkes aynı düşünüyor. Sektörün içerisinde kurumsal çalışmışsınız. Pazarlama alanında birçok yerde bulunmuşsunuz. En sonunda her şeyi toparlayıp evet ben bunu yapabilirim, bu, evet, tecrübeye sahibim dediğiniz için buradasınız ve bir ürün sergiliyorsunuz. Yani. Doğru. Şöyle Nurcan Hanım, yani Kars'ta daha önce üretilmiş olan ürünleri biz de ürettik ama biz yanı sıra dışarıdan işte Van otlu peynirinin de Kars'ta olabileceğini, yapılabileceğini çalıştık. Ve o ürünü de üretmekteyiz. Yani o kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip ki, yani bu coğrafyanın sütü ile yapılabilecek o kadar çok ürün var ki doğru çalışmalara doğru sonuçlar yapabiliyoruz. Yani sadece görmüş olduğunuz kaşarı değil de Erzurum'da üretilmiş olan civil peyniri Kars'ta çeçil peyniri olarak biz de üretmekteyiz. Tereyağından dil peynirine, örgü peynirine kadar bir sürü ürün yapabilmekteyiz. Bunlar da ayrıca yapılırken istihdam sağlamakta, yani küçük ürünlerle çalışma uğraştığımız alanı, için tabii o yönde istihdam da sağlamaktayız. Şu anda yaklaşık yanımızda 17 kişi çalışmakta. Sütün arttığı dönemlerde personel sayısını da ona göre çoğaltabiliyoruz. Mevsimlik arkadaşlar da mevsimsel olarak gelip aramıza katılmaktalar. Bir de şöyle bir ürün yaptık biz, yani daha önce Kars'ta denenmemiş bir ürün. Bu geçen yıl yaptık bu ürünü. Çok da güzel olmuştu. Çalışmalar, yani sahaya çok fazla sürmemekle sadece müşterilerimize numune ve işte tattırmalarla geçti geçen yıl yapmış olduğumuz ürün. Doğru zamanı yakaladığımız için şimdi tekrar üretime başladık. 2 hafta sonrasında bu satışa hazır olacak bir ürün. Bu da eski kaşar tarzında mı? Nasıl çok bir ürün? Çok farklı bir sistemle yapılmakta. Yani yine sulu haşlama biçimiyle yapılıp bu aslında dünyanın bazı ülkelerinde farklı bir şekillerde yapılmakta. Roquefort peyniri olarak adlandırılıyor. Ama biz Roquefort peyniri demek istemiyoruz. Çünkü biz Kars'ta bunu farklı bir sistemle yapmaktayız. Yani taklit olmak istemiyoruz. İsmini, ambalajını şimdilik durdurduk. Ürün üretim aşamasında şu anda, arkasından yeni ürünlerimiz de gelmekte. Doğru zamanda sahaya sürülecek. Ancak biz bu ürünümüz için çok farklı isimler arayışına girdik. Değil mi? Farklı, İsim bulacaksınız. Evet, şimdi farklı arayışlara girdik. Farklı teklifler geldi. Şimdi Çiftçi TV'nin de gelmesiyle birlikte sizin de yardımlarınızla biz isim kampanyası başlatacağız. Biraz daha Kars'a, biraz daha Türkiye'ye, biraz da milliyetçiyiz bu konuda. Yani tabii ki Türkiye'nin de olsun ama özellikle Kars vurgusunu istiyoruz. Yani bu üründe biraz sonra keseceğiz de bu ürünü. Tadının lezzetini de göreceksiniz. Eski kaşar ve gravyer yapıyor olmamıza rağmen bu ürünü neden bugüne kadar denemedik diye, neden tadına bakmadık diye düşüneceksiniz. Yani biz de böyle düşündük çünkü gerçekten inanılmaz bir ürün oldu. Ne kadar güzel. İnşallah bundan sonra raflarda da yerini alacaktır. İnşallah. Ona özgü bir isim bulalım o zaman. Yani, tüm Türkiye adına kesinlikle temsil yani, edecek bir isim olsun. Salatada denedik, kahvaltıda denedik, meze olarak denedik. Bu ürün yani her yerde farklı bir tatla, yani tadı değişmedi ama her şeye uyabilen bir üründü tat olarak, lezzet olarak. Çok farklı bir ürün. İnşallah birlikte yemeği yiyeceğiz. Deneyeceğim, meraktan ölüyorum. Evet. Gözüm, evet, onda zaten. Deneyeceğiz onu. Bu ürüne işte isim aramaktayız. İnşallah sizin seyircilerinizden gelecek olan isimleri değerlendireceksiniz. İsimleri de biz de değerlendirmiş olacağız. Birlikte bakacağız. İnşallah. Ürünümüzü getirdik.
İnşallah siz de buradayken bir keselim. Yani çok methettik ama tadını siz de beğenecek misiniz? Hem birlikte tadına bakmış olalım inşallah. Çok merak ediyorum. Evet. Çünkü bu peynir Türkiye'de ilk defa yapılan bir peynir. Dediğim gibi yani peynir diyoruz çünkü ismini bulmakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın emeği bu. Daha şu anda tüketim zamanı da değil aslında. Doğru zamanda da bu ürünü kesmiyoruz. Ama bugün siz gelmiştiniz diye hani boş çevirmemek adına. Teşekkür ederiz. Ürünü keseceğiz. Sonrasında ürün bu kesildikten sonra kaşar delindikten sonra yaklaşık 5 hafta süreci bekleyecek. 5 hafta sonrasında tüketime hazır hale gelecek. Ama siz gelmişken biz bu ürünü bir tattıralım. Hem birlikte tadına bakmış olalım hem de sizin seyirciniz aracılığıyla belki de bir öneriyle bir isim bulacağız. Hatta ismi bulan arkadaşımıza da bir tane ürünümüzden hediye edelim. Kendisi de tadına baksın. Çok güzel. Bir daha onu söylemenizi rica edeceğim. Evet Çiftçi TV izleyicileri, burada yeni üretime geçmiş olan çok özel bir peynirden bahsediyoruz. Mahir Bey de kendisi isim aramakta. İçinizden herhangi birisi bu ürüne güzel, yakışır bir isim bulursa Mahir Bey kendisine bir adet göndereceğinizi söylüyorsunuz. Kesinlikle bir adet göndereceğiz. Teşekkür bir ediyoruz. Tane o zaman çalışmaya başlıyoruz. Buyurun ustam. Sekon sabir. Erken olduğu için. Evet. Daha olgunlaşma evresine yani zaman daha var, olduğundan. 5 haftası daha var. Olgunlaşmış hali orada vakumlanmış olarak evet, daha önceki denemelerimizde kesilmiş sonra durumda. Sonra bunu detaylı bir şekilde çekersin. Onun da tadına bakabiliriz. Şey yok ben yeni kesileni alayım. Serkan ufaldı. Daha şey olmadı için abi. Evet. Sıkıntı değil yani ben sadece aromayı merak ediyorum yani tabi olgunlaşmışını beklemeyi tercih ederdim ama siz de bozdunuz bu kadar şey kusura bakmayın ama. Yok. Belirli dönemlerde üretiliyor bu değil mi? Bu yaz döneminde hayvanın meraya çıkmış olduğu dönemde yapılabilen bir ürün o yüzden şu anda hazırdaydı. Geçen yılki üretimimizi bitirmiştik. Hayvan da yaklaşık 1 hafta 10 gündür merada olduğu için daha yaklaşık 2 hafta önce yapılmış olan ürünler bunlar. Bunu da kesebiliriz. Bir tane de ondan keselim. Şimdi ben buna ne desem yani içinde nasıl bir tat alıyorum, nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Ya, ben birazcık böyle cevizi bile andıran bir oran hissediyorum. Sütten, yağ oranı. Sütten başka hiçbir şey yok bunun içinde. Sadece fermantasyon süreci ve çalışma tekniği farklı bir ürün. Evet biraz daha olgunlaşması gerekiyor kesin yani açıkçası o var. Olgunlaşması gerekiyor evet. Olgunlaşmış hali de orada var. Şimdi salatada denedik, meze olarak denedik, kahvaltıda denedik. Her yerde çok lezzetli bir şekilde tüketilen bir üründü. İsim bulmak için de inşallah arkadaşlarımız Kars'ı özellikle. O küf. Ot gibi duruyor ben bunu ot zannederdim. Küf. Peynirin kendi bakterisinden üretmiş olduğu bir küf. Bakın şimdi hakikaten bunun daha süreci tamamlanmamış. Bunun müthiş bir aroması var. Gerçekten çok güzel. Bir şey soracağım. Şimdi bu ustalık da tabii bu işte önemli. Şimdi zaman zaman bazı yerlerde duyuyorum. Hani bu üretimde formüller bellidir ama bir de ustanın bir eli vardır biliyorsunuz. Tabii hani. Ki. Yani bunu devamlı o şeyi yakalayan ustalar vardır. Evet. Bunun mücidi mi? Bunu şöyle 2 yıldır çalışmasını yapıyoruz ama biz baktık, araştırdık. Başka şekillerde yapılan peynirler de vardı. Bu ürünün sırrı da tamamen Serkan Usta'da. Serkan Usta çok emek verdi buna. Çok ürün zayi ettik, çok süt zayi ettik gerçekten. Bunu yapıncaya kadar ama doğru tadı, doğru aromayı buluncaya kadar. Yok, müthiş bir aroması var yani değişik gerçekten. Şekillerde. Şimdi ben bunu kaşarınla kıyasladığım zaman bu onun dışında bir tabii, şey. Tabii yani gravyer değil, Kars kaşarı evet. değil. Bu farklı bir ürün. Çok çünkü farklı. Fermentasyon süreci farklı, çok işlem farklı. Tekniği farklı. Tamamen Serkan Usta'nın sırrıdır bu.
sağ olsun böyle bir çalışma yapalım dedik. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız çok farklı çeşitler oldu. Hali hazırda ancak çıkarabildiğimiz çeşit bu. Yani ben bugün ürün üreteceğim, farklı bir çeşit yapabileceğim demekle olmuyor. Kesinlikle. Çünkü damak tadını yakalamak gerekiyor. İşlem, yani bizim... işlem çok önemli. Bir ürüne nasıl işlem yapacağını bilmeniz gerekiyor. Ya beyaz peynir olur ya kaşar olur. Yani maya atarsın bir şekilde bir ürün çıkar. Ama beyaz peynir olur ama kaşar olur. Çok uğraşımlar sonucunda gravyer peyniri, Kars'a özgü gravyer peyniri üretilmiştir. Hikayesini bilmiyoruz ama belki çok zaman almıştır, çok zayiatlar vermişlerdir. Tabii biz de bu ürünü çıkardık. İnşallah ismini koyduğumuz zaman daha güzel olacaktır. İnşallah çok çok yani güzel bir üretim gerçekleştirmişsiniz. Ben aromasını çok beğendim. Hak ettiği bir ismi bulur. Ürünümüzün de gururla tezgahlarda sergilenmesini arzu ederiz. Şimdi sizden bir şey rica edeyim Mahir Bey. Ben yani Kars kaşarı dediğimiz zaman birçok yerde de görülmüştür ama süt geldi, işleniyor. Birazcık da o ekipmanı gezersek tabii böylelikle de programımızı sonlandıracağız. Buyurun birlikte gezelim o zaman hocam. Tabii ki. Nurcan, köylerden gelen sütler. İlk önce bizim kabul tankımız var o tarafta. Evet, tankınızı gördüm orada. Ona geliyor. Orada ölçümleri, gerekli ölçümler yapıldıktan sonra sütün kalitesine göre klarifikatör dediğimiz cihazdan, yani temizliği yapılıyor. Ön temizliği yapıldıktan sonra proses tankına geliyor. Proses tankında 32 derecede mayalandıktan sonra kendi içinde kırma sistemi var. Peynir kırıp mayalandıktan sonra kırıyor. Şu tambur sistemiyle süzülüyor. Yani peynir altı suyu ayrıldıktan sonra teknelere dökülmekte. Teknelerde belirli bir saat sonrasında, yani pH'i de o arada ürün kendi kendine çalışıyor. Fermentasyon yaşıyor. Bu tekneye aktarılarak şu anda deleme dediğimiz peynirin ham maddesi. Hı hı. Bu aşamadan sonrasında işte Kars peynirinin normal klasik yöntemlerle haşlanmasını, haşlandıktan sonra yoğrulmasını birlikte seyredeceğiz. Beraber bakalım isterseniz. Bakalım. Şimdi burada yoğuruyor. Hayır, yoğrulması falan tamamlanmış. Burada suyu atılması için sürekli ufalanır. Peynir 2-3 defa doğranır. Hmm. Doğrandıktan sonra sepetlere doldurarak haşlamaya geçer. Hmm. Yani şu anda suyu alınmış ham peynir dediğimiz deleme oluşmuş. Ham hali. Sonra sepetlere alınacak. Sonra sepete alınacak. Bunun sıcaklığı önemli mi bunun? Tuzu atılmış 80 derecede hazır bekleyen su. Ha, 80 derece sıcaklıkta şu anda bekliyor. Buharına bak. Evet. Buhar yardımıyla suyu ısıtıyoruz. Çift cızarlı dediğimiz normal sulu haşlama kazanı. Yani daha öncesinde bakır kazanlarda falan yapılıyormuş. Köylerde klasik yöntemlerle. Hmm. Bunun tabii şimdi tam otomatik makinalar da çıktı ama biz yine klasikten ödün vermiyoruz. Coğrafi işaretli kaşarın olması gereken süreci tamamlayacağız burada. Yine sistemin modernist teknoloji var. Moderni de var. Evet. Bu klasik yöntem. Eski sistemle yapılan peynir. Şimdi oradaki deleme dediğimiz ufaltılmış ham peynir. Evet. 80 derece suyun içerisinde ağaç yardımıyla haşlanarak peynir haline gelecek. Bunun illa ağaç mı olması gerekiyor? Ağaç olması gerekiyor, evet. Yani ağaçla karıştırılıp ağaç sehpa üzerinde de yoğrulması gerekiyor. Hadi ya. Tabii. Yani krom sehpalarımız da var. Teknolojinin istediği bütün şeyleri getirdik ama ağaçta yoğrulması daha farklı oluyor. Mahir Bey, bir şey soracağım. Şimdi bu kıvam orada parçalanıyor. Yani aslında normalde orada tamamen şey. Burada birbirine özleşiyor. Tabii. Sonra bunu buradan... Haşlanıyor peynir. Hepsi biraz daha yumuşayarak, eriyerek hamur haline geliyor. Hmm. O hamur da işte ustamızın yardımıyla şimdi asıl maharet burada. Ne zaman, ne derecede peynirini pişireceğini, kaç derecede sıcaklıkta pişireceğini, ne kadar yoğuracağını işte Naim Usta'nın sayesinde pişireceğiz. El becerisi bile ne kadar tabii farklı ki, değil yani, mi? Naim Usta yani ailece kaşar ustası.
Evet. Babası da kaşar ustası, kendisi de kaşar ustası. Yaklaşık 40 yıldır kaşar yoğuruyor. Yani o kadar şey ki hamur haline geldi dediğiniz gibi tabii, yani. Hamur. Yani suyun içinde. Tabii bunu evde de deneyebilirsiniz. Ama o kalitede sütü, o kalitede doğru dereceleri, doğru notları alarak yapılabilirse bir nebze benzetilmiş olur. Hmm. Tabii bundan sonraki süreçte yapılan peynir burada yoğrulduktan sonra krom kalıplarda şeklini alacak. Daha sonrasında Kars'a özgü rüzgar, yel dediğimiz rüzgarı yiyecek. O ağaç sehpalar da... Ağaç masa evet, dediğiniz bu galiba. Ağaç üzerinde yoğrulur, ağaç üzerinde bekletilir. İçeride kala sistemiyle oluşturduğumuz raflar da ürünü odada göreceksiniz. Orada yaklaşık bir 2 haftalık dinlenme süreci olacak. Orada biraz daha suyunu atıp kuruduktan sonra torbalara, bez torbalara konulup soğuk hava depolarına girecek. En az 2-3 ay. Yani bizim beklediğimiz tam peynirin olgunlaşma süreci 6 aydır ama yani ürünün geçen seneden kalmaması ve müşterinin sıkıştırmasından dolayı yaklaşık 2-3 ay sonrasında açıp müşterilerimize ulaştırmış olacağız. Evet, yani esas bekleme süresini tamamlayamıyor maalesef diyorsunuz. Yani bekliyor. O kadar talep var ki. Tabii bir yıl bekliyor aslında ürünümüz. Bir yıl yetecek kadar ürünümüzü yapıyoruz ama geçen yılın ürünü elimizde son 15 torba kaldığı için o da birkaç gün içinde tükenecek. Mecburen bu yılın ilk peynirini açacağız işte. Çok harika bir görüntüsü de var gerçekten de. Yani çok meşakkatli evet. Ve geleneksel devam etmesi beni acayip derecede kesinlikle. Şey yaptı. Mutlaka bu işçilik gerekiyor demek ki buna. Ne kadar yani teknolojik olursa olsun. Yani birkaç günde ya da tarifle öğrenilebilecek bir şey değil. Yok, o peynirin olgunlaşma sürecine kadar torbaya giriş ve kesim sürecine karar verinceye kadar ustamızın tecrübesinden yararlanıyoruz. Orada ustamız karar veriyor. 4 yıldır bu işin içindeyim ama ben bugün bu peynir oldu mu diyebilecek durumda değilim. Değilsiniz değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi bu hazır hale geldi değil mi? Kalıba girdi. Şimdi hazır hale geldi. Peynir artık fermentasyon. Yani orada bekleyecek. Peki. Dilerseniz Nayim Usta ondan biraz Nurcan Hanım bir tadına bakabilir mi? Sıcak peynir servis edelim size. O göbek dediğimiz Kars'a özgü bir şey. Kaşar kesilirken ustanın tabii ki bu yiyilebilir durumda şu anda. Göbek peynirinin oluşumu da bu şekilde. Peynirin kesilince fazla kalanını ustanın elinden en yoğrulmuş haliyle sona kalanıdır. Vay müthiş bir Adem bunu denemelisin bak kesinlikle. Yani şu anda bile tabii. Müthiş bir aroması var. Bunu işte usta elinde göbek şeklini getirir, kenara koyardı. Aldım bile usta, göbek bu şekilde. Müthiş, ellerine Nayim sağ. Abi, göbek peynirini anlatıyorum şu anda. Evet. Bu şekilde olduğunu, en son ustanın elinde kalanı göbek şeklinde yapıp bırakıyordu onu. Onu o şekilde yapabilir misin? Göbek şeklinde de... Öbüründen yaparım. Öbüründen yapar mı? Biraz daha küçük olduğu için. Tamam, bunu o zaman biz arkadaşlarımıza ikram edelim Nayim Usta. İstersen bunu keselim, buradaki evet. Arkadaşlarımız bir tadına baksınlar. Kameraman arkadaşımıza ikram edeceğim ben bunu. gerçekten kaşarın yani en sevdiğim halidir. Ben de mutlaka çok beğendim. Her denk geldiğinde ustanın önünden kaçırıyor. Kesinlikle. Yani şurada işte ustada hijyene biraz önem verdiği için genelde anneler şeyle vurduğu hani kaşıkla yeme üstünden derlerdi ya. Ustamızın elinde kaşık yok ama bize ters ses baktığı zaman biz de elimizi bulmamız gerektiğini anlıyoruz. Öyle yapıyor demek evet. Ki. O bakışı oradan almak lazım. Müthiş. Adem'cim nasıl beğendin değil mi? Çok güzel değil mi? Şu anda neyi bekliyoruz? Ustanın bir teknikle göbek neydi? Göbek peyniri. Göbek peyniri yapımını bekliyoruz. Onu da görelim. Depoya bakalım ve... Şimdi Nurcan Hanım, göbek peynirine o kadar çok talep var ki farklı şekillerde yapılmakta. Ancak şimdi bunu kalıba koyduğumuz zaman, bu peynirden kesip küçük birer kiloluk kalıplara koyduğumuz zaman da göbek şeklini alıyor ama olması gereken, bununla ilgili çok da soru geliyor. Çok farklı isimlerde göbek peyniri anlatılıyor. Ama belki ilk defa bir televizyon kanalında göbek peynirinin gerçek oluşumunu
görüyorsunuzdur. Evet. Göbek peyniri her büyük kesilen kaşardan mutlaka bir tane çıkabilir en fazla. Aa. Bu da yani 1 kilogram olmaz. 400 gram da olabilir, 800 gram da olabilir. Tamamen ustanın elinde kalan fazlalıktır. Bu göbek peyniri dediğimiz şey. Çok ilginç ama ya. Ama yoğun talep olduğundan dolayı aynı hamurdan biz kalıplara koyarak göbek peyniri diye satıyoruz. Ama orijinal göbek peyniri, tüm seyircilerimiz de burada bir kere daha söylüyorum. Orijinal göbek peynirinin yapımı şu anda ustanın elinde kestikten sonra fazlaya kalanlar. Demek ki 400 gram çıkıyor sadece bundan. Yani ustanın önüne gelen malzemeden kaynaklı ve ustanın ne kadar büyük keseceğine bağlıdır. Bu tamamen uygulamalı şekilde görünür. Yani net olarak çıkmaz. Kaymam, onu da göbek yapalım. Vay. Bu aslında spesyal bir ürün. Çok çok enteresan. Ender bulunan ürünlerdendir. İşçiliğinin ne kadar zahmetli olduğunu da görüyoruz. Bravo, aslında müthişsin. Olması gereken göbek peyniri budur. Çok harika. Kars göbek tebrik peyniri ederim. Dediğimiz şey gerçek olan anlamıyla budur. Tam bir göbek gibi gerçekten evet. Böyle. Tebrik ediyorum ustacığım. Çok teşekkür ediyorum bunu bize yaşattığınız için. Tamam, biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Siz onur duyduk. Çok sağ olun. Sizin gibi ustaları her zaman görmek isteriz biz. İnşallah. Nice çıraklar yetiştirmenizi istiyoruz. Amacımız odur. Geleceğe umut vermek. Aynen öyle ustacığım. Emeğinize sağlık. Emeğine sağlık. Son şey ben sorayım. Kaç yıldır bu peyniri yoğuruyorsunuz aynı usta? Yaklaşık 30 yılı geçiyor. Geçiyor. Evet. Atalardan gelme bir meslek evet, değil mi? Evet evet. Aynen babam da aynı kaşar ustasıyız. Biz de onun yetiştirdiği çıraklardan. Siz de çok çok yetiştirin. Çok çok yetiştirin ustacığım. Teşekkür ediyorum. Biz sisteminize bir görelim. Az önce gördüğümüz işlemden sonra kaşar yapılan kaşarlar orada bir gün krom tezgahının üstünde. En son bırakılmış hali gördük, oydu ya. Ustanın bıraktığı krom tezgahının üstünde durur. 24 saat sonrasında bu depoya yani kaşar dinlenme odasına getirilir. Kaşarın kendi izasında her taraftan camları vardır bu odanın. Gördüm tellerle evet. Örtülmüş havalandırma. Dışarıdan gelen kuru yelle yani yel dediğimiz rüzgar yardımıyla kaşar burada yaklaşık 2 hafta kaşarın durumuna göre 3 hafta beklemekte. Burada da bir olgunlaşma süreci yaşanmakta. Dün gelen kaşarlar, dün yapılan kaşarlar burada gördüğünüz tek sıra olanlardır. Birkaç gün kuruduktan sonra alt basamağa alta geçer. Orada da üstüne bir kaşar daha bırakılır. Bir sıra, iki sıra, üçüncü sıradan sonra yine bekler. Üç sıradan sonrasında kağıt sarılarak bez torbalara konulur. Ondan sonra soğuk hava deposuna geçer. En kötü ihtimalle de 2-2,5 ay da orada beklemek zorundadır. Ondan öncesinde tadını almamıştır. Yani 2,5 ay sonrasında da tadının yaklaşık %70'ini 80'ini alır. 6 ay sonrasında kaşar %100 tadını alarak tam satışa hazır halidir. Şu anda biz bu ürünleri yaklaşık 6 ay bekleteceğiz. Geçen yıl yapmış olduğumuz kaşarlar yaklaşık 1 yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir sıkıntı çıkarmadan satışa sunulacak durumda beklemektedir elimizde. Dilerseniz onları da depoda göstereceğiz size. Çok teşekkür ediyoruz Mahir Bey. Kıymetli zamanınızı bizimle paylaştığınız için tüketicilerimize çok güzel bir ürünü sergiledik. Ben çok daha ileriye dönelik başarılı bir ihracat kapılarının dahil sonuna kadar tüm dünyada Kars kaşarının, Kars gravyerinin, göbek peynirinin daha ismini sayamadığım evet. Birçok çeşidin sergilenmesinden yanayım. Yani, talep var aslında. Dünyadan talep var.
Ama şöyle ki biz kendi içimizde yetiştiremiyoruz ürünü. O kadar güzel bir ürün ki yani dışarıya satabilecek kadar fazla üretemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Mahir Bey. Çok değerli bir ürünü sergilediniz bizimle birlikte. Kendi içimizde yetemediğimizi söylediniz. Biz ise bunun tüm dünyaya dağılmasını arzu ediyoruz. Nice ihracat kapılarımızın açılmasını istiyoruz. Dediğiniz gibi en önemli ham madde süt. Kesinlikle. Böylelikle ne diyoruz? Üretim, üretim, üretim. Süte daha çok destek. Daha ileriye gidebilmek değil mi? Biz teşekkür ederiz. Çiftçi TV ailesine ayaklarınıza sağlık. Kars adına, Kars halkı adına, Kars çiftçileri adına ve Safir Süt adına özellikle buraya kadar zahmet ettiğiniz için, bizi dinlediğiniz için, sorunlarımızı, dertlerimizi paylaştığınız için ben sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet sevgili Çiftçi TV izleyicileri, bir işletmeyi ziyaret ettik. Kars kaşarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu ürünü elde edebilmek için süt üreticilerinin bitmemesi gerektiğini ve hep bir zincirin halkasının en başı olduğumuzu dile getirdik. Süt üretimine desteğe devam, çiftçimizi korumaya devam, desteklemeye devam ediniz lütfen. Görüşmek üzere, hoşça kalın.